O 22 yaşında Amerikan başkanını ayartan kadın oldu. Ülkesinde bir öfke sembolü haline gelerek aldatma, aldatılma paradoksunun tam merkezine oturdu. Eğer Amerikan tarihini şekillendiren bir dümen varsa onu tek başına çevirdi. Hiç de azımsanmayacak bir siyasi iktidar depremi yaşayan Bill Clinton ise Clintonluğundan hiçbir zaman vazgeçmedi. Adam çapkındı çünkü. Hillary de biliyor ve eşini de bundan sonraki süreçte siyasi arenada önemli bir noktaya taşıdı ve tabii ki siyaseti arkadan arkaya yönetmek demeyelim de takip etmeye devam etti. Monica Lewinsky'nin babası Nikaragua göçmeni bir doktor Bernard Lewinsky, ayrıca bir onkolog. Annesi ise Marcia, Beverly Hills'te yaşayan varlıklı bir ailenin kızı. Monica ise Santa Monica Community College'inde psikoloji öğrenimi gördükten sonra Beyaz Saray'da göreve başlayan gencecik bir stajyer. Temmuz 1995'ten Nisan 1996'ya kadar önce stajyer, sonra memur olarak çalışıyor Beyaz Saray'da. Ve ne olduysa işte bu 9 aylık süreçte yaşandı. Beyaz Saray'da o meşhur Oval Ofis'teki Başkan Clinton'ın özel çalışma odasında yaşananlar önce gazetelere sızdı, ardından onlarca kitaba ve dergiye konu oldu. Aslında yaşanan skandalın sızması konusuna geldiğimizde Linda Tripp ismi ön plana çıktı. Tripp aslında Amerikan Savunma Bakanlığı'nda asistan olarak görevliyken kendisine telefonda Başkan Bill Clinton'la olan ilişkisini anlatan Monica Lewinsky'nin konuşmalarını gizlice kayda almış ve o günün Türkiye'sinde manşetleri süsleyen adıyla Uçkur Gate skandalının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Tripp, ilişkinin ayrıntılı biçimde anlatıldığı ses bantlarını daha sonra bağımsız savcı Kenneth Starr'a vermişti. O gün değil ama bugün Monica'nın mesai arkadaşı olan Linda Tripp'in skandalın ortaya çıkmasını sağlayan kişi olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Ve şunu da biliyoruz. Tripp, Lewinsky'nin telefon konuşmalarının kaydedilmesine kendi kendine karar vermedi. Talimatı yayıncı Lucien Goldberg'den aldı. Takvimler 1998 yılını gösterdiğinde patlak veren skandalın ardından Batı dünyasının hiç kimse Monica Lewinsky ile görüşmedi. Şimdi o 50 yaşında bir ikon. Hatta Wikipedia'da ismini yazıp baktığınızda yer alan unvanı bir aktivist. 2024'te, yani bugün, artık iki Lewinsky var. Biri kendi deyimiyle internetin aşağılayarak idam etme gücünün ilk örneği. Diğeri ise bizi kolektif olarak aslında utandıracak kadar uzun süre aşağılanmaya katlanan, tartışan bir kadın. 1998 yılında The New York Times'da yayımlanan ulusal bir anket aslında Monica Lewinsky'ye bakış açısını inanılmaz net bir biçimde ortaya koyuyor. Bu anket şunu söylüyor. Diyor ki, Amerikalıların sadece %5'i Monica Lewinsky'ye olumlu bakıyor ve bunların da çok azının kadın olduğunu ortaya koyuyor. Lewinsky kadınların gözünde kötü kadındı. İngiliz The Times gazetesinin kaleme aldığı Monica'nın yeniden doğuş hikayesinde Lewinsky'nin adım adım bugünlere nasıl geldiğini şöyle anlatıyor. 2000 yılında Lewinsky'nin para ihtiyacı vardı. Yasal masraflarının 1,5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu ve borçlarını ödemek için moda endüstrisinin alay ettiği o 100 dolarlık kumaş çantalar satıyordu. The New York Times'ın çantaların lansmanında belirttiği gibi kadın parya olduğu için insanlar bir Monica Lewinsky projesine dahil olmak için yalvarmıyorlardı. Marka ortadan kayboldu elbette ve gerçek Monica karanlığa gömüldü. Tam 10 yıldan fazla bir süre daha inzivaya çekildi. Şimdi ise en havalı moda markalarından biri olan Reformation, Lewinsky'yi giyim serisinin başrolünde oynaması için tercih etti. Reformation'ın kreatif direktörü Lauren Cohen, bir Monica Lewinsky projesinde yer almayı gerçekten istiyordu. Cohen'e göre Lewinsky pek çok kadının kişisel bir kahraman olarak keşfettiği ya da yeniden keşfettiği bir figür. Lewinsky 2015'teki TED konuşmasında, "Geçmişimin etrafında dolanmayı bırakmayacağım. Zamanı geldi. Zulüm dolu bir hayat yaşamayı bırakma zamanı ve hikayemi geri alma zamanı" demişti. Monica Lewinsky, internetin kendisini yok etmede rol oynadığını, ancak sosyal medyanın kendisi ve bugün milyonlarca kadın için bir tür
kurtarıcı olduğunu ve birlik olmalarını sağladığını söyledi. Londra'ya taşındı ve dünyaca ünlü ekonomi okulu London School of Economics'te yüksek lisans yaptı. 2007'deki mezuniyet töreninde sahneye çıktığında öğrenciler alkışa boğuldu ve kendisinden gurur duyma zamanı artık Monica'ya gelmişti. Milyonlarca şakaya, milyonlarca atıfa malzeme olan Monica Lewinsky artık bugün 50 yaşında. Ve şimdi ayağa kalkıyor kendisi ve ayağa kalkamayanlar için.